Kabızlığı engellemek için her zaman ilaçlara ihtiyacınız yok. Bazen sadece tabağınıza ekleyeceğiniz birkaç doğru gıda ve günlük rutindeki küçük değişiklikler bağırsaklarınızı en güçlü ilaçlar kadar etkili bir şekilde harekete geçirebilir. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirel. Bugün sizlerle kronik kabızlık ve yaşam tarzı değişiklikleri arasındaki bilimsel ilişkiyi konuşacağız. Kabızlık dediğimiz şey haftada 3'ten az dışkılama, sert dışkı veya zorlama ile seyreden ve toplumun yaklaşık %15'ini etkileyen yaygın bir şikayettir. Aslında sorun bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ve dışkının bağırsakta uzun süre kalarak sertleşmesidir. Burada amacımız her gün tuvalete çıkarmak değil, kişiyi rahatsız eden şikayetleri azaltmaktır. Şimdi bu şikayetleri azaltacak 7 basit yönteme gelecek olursak. Birincisi, liften zengin sebze ve meyve tüketin. Lif dışkı hacmini artırarak kolun hareketlerini uyarır. Elma, kuru incir, avokado, kuru erik, kuru kayısı, yeşil fasulye, ıspanak bunlar kabızlıkta faydalı besinlerdir. Kefir, yoğurt ve lahana turşusu gibi probiyotik etkisi olan gıdalar yiyin. Karahindibağı gibi müsil etkisi gösteren doğal bitki çayları içebilirsiniz. Sabahları bir kaşık zeytinyağı yudumlayabilirsiniz. Bununla birlikte kabızlığa neden olan muz, pirinç ve fast food tüketimine mutlaka ara vermeniz lazım. İkincisi, günlük en az 1,5 litre su tüketin. Yine maden suyu bu konuda size fayda gösterecektir. Üçüncüsü, bir sabah rutini oluşturun. Her gün aynı saatte tuvalet olarak bu refleksinizi güçlendirebilirsiniz. Dördüncüsü, doğru tuvalet pozisyonunu kullanın. Squat benzeri çömelme pozisyonu anorektal açıyı düzelterek dışkı çıkışını kolaylaştıracaktır. Ayak altına küçük bir yükselti koyarak hafif öne eğilin. Bu en ideal açıyı oluşturur. Beşincisi, yürüyüş ve egzersiz yapın. Hareket etmek ve egzersiz yapmak yiyeceğin kalın bağırsaktan geçiş sürecini kısaltacaktır. Koşu, bisiklete binmek, 30 dakikalık tempolu yürüyüş bunlar sindirim sisteminizi rahatlatacaktır. Altıncısı, gerekirse doktor kontrolünde müsil ilaçları veya lağman kullanabilirsiniz. Eğer kanama, kilo kaybı ve ateş gibi alarm semptomları eşlik ediyorsa bu durum daha ciddi hastalıkların belirtisi olabilir ve bu belirtilerden birisi varsa mutlaka doktorunuza başvurun. Bu adımları düzenli uygularsanız kabızlık büyük oranda kontrol altına alınabilir ve bağırsaklarınızın doğal ritmini yeniden dengeleyebilirsiniz. Peki siz kabızlık için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Yorumlara yazın, hep birlikte tartışalım. Bu videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.